Evet, öncelikle basın emekçisi, basından gelen arkadaşlarımıza buraya bize zaman ayırdıkları için, geldikleri için teşekkür ederek sözlerimize başlamak istiyoruz. Gerçekten benim şahsen bir kadın olmamdan da mütevellit, bir öğretmen olmamızdan mütevellit elim ayağım titriyor ama mümkün olduğu kadar arkadaki duygularımıza gem vurup öndeki olaylarla ilgili bir iki cümle kurmaya çalışacağım. Öncelikle genel olarak konuşmak gerekirse bilindiği üzere ülkemizde pek çok sorun yaşanıyor. Sorun üzerine sorun, eş zamanlı ve arka arkaya. Nereden nereye? Geçim sıkıntısı ayrı. Enflasyonun karşısında eriyen maaşlarımız ayrı. İç güvenliğimiz ayrı. Çalışmamızın karşılığında, emeğimizin karşılığını alamama gibi bir sorun ayrı. Aynı zamanda eğitim, öğretim alanındaki yanlışlıklar, eksiklikler, yanlış uygulamalar ayrı. Aynı zamanda Milli Eğitim ve diğer kadrolardan, Milli Eğitim kadrolarına ve diğer kadrolarda liyakatsız kadrolaşmalar, haksızlıklar, adaletsizlikler, açlık, şiddet, yoksulluk ayrı. Bir de bunların üstüne üstlük okullarda şiddet olayları ayyuka çıktı. Ve bu son zamanlarda daha çok yoğunlaşan bir şeyle geliyor, akışla geliyor. Yani daha düne kadar bunlar yoktu, belli bir zamandan sonra okullarda şiddet olayları iyice katlanılamaz hale geldi. Gün geçmiyor ki bir okuldan Anadolu'muzun, Türkiye'mizin değişik ülke şehirlerinden öğretmene darp olayı haberi gelmesin, öğretmene şiddet olayı haberi gelmesin. Bütün bunların elbette ki bir sebebi var. Yani duyduğumuz bu haberler bizi gerçekten katlanmak zorunda olduğumuz şartlara bininci kez isyan ettirecek hale gelmiştir. Mücadele ettiğimiz zor yaşam koşulları zaten mesleğimizi yaparken çok büyük bir stres altındayız. Ha hakkımız yendi, ha hakkımız yenecek, ha acaba nereden bizi vurmaya, mesleğimizi nereden itibarsızlaştırmaya çalışacaklar? Zaten sürekli sak durmaktan, yani sürekli elimiz yüreğimizde acaba bugün ne yapacaklar şeklinde hakkımıza sahip çıkmak için tetikte bulunmak zorunluluğu yetmiyor. Bir de öğretmene şiddet vakaları. Yani öğretmene şiddet diyoruz, yanlış duymadınız. Bu eli öpülesi dediğimiz, yani kültürlerden gelen bir anlayış, eli öpülesi dediğimiz, sözü dinlenesi dediğimiz, mevkisi her şeyin üzerinde olan, yeri her şeyin üzerinde olan, her şeyden değerli ve emeği hiçbir zaman eskimeyecek öğretmenlerimize şimdi darp olayları uygulanıyor, darp uygulanıyor, hırpalanıyor öğretmenlerimiz, şiddet görüyor. Var ya, böyle başka bir ülke varsa hangi ülke vardır? Ben size soruyorum, hangi ülkede bu kadar çok öğretmene şiddet olayı vardır? Var mıdır? Varsa o zaman bizim medeniyet seviyemiz acaba bu ülkelere göre mi değerlendirecektir? Bu bir soru. Yani aslında çok da şaşırmamak gerekiyor. Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya gider diye ben durumu özetleyeceğim. Daha dün değil miydi arkadaşlar? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun görüşülmesi sırasında milletin vekili dediğimiz milletvekili parmağını bir öğretmene sallamadı mı? Daha dün, öyle değil mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşülürken bir milletin vekili dediğimiz arkadaşımız, bir hanımefendi öğretmene parmak sallıyor. Milletvekili öğretmene parmak salladıktan sonra lise öğrencisi öğretmenine tabii ki el kaldırır. Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya gidecektir. Çünkü çocuklar bunu görüyor, bunu istiyorlar ve bunu yapıyorlar. Şimdi ben de şimdi buradan sizlere soruyorum. Türkiye'ye, bütün dünyaya Türk mucizesini gösteren bu gelişmelerin, Türk mucizesini gösteren gelişmelerin en büyük paydaşı, bu gelişmede en büyük imzası olan Türkiye Cumhuriyeti öğretmenine el uzatmak kimin haddidir? Nasıl bir cürettir? Türkiye Cumhuriyeti öğretmenine siz el uzatıyorsunuz. Siz diyorum, çocuklardan bahsetmiyorum. Çünkü öğrenci zaten öğrenerek gelmiştir bu seviyeye. O bir olay değil. Öğrencinin yaptığı bir olay. Evet, olay değil, aslında bir sonuçtur. Bir gelinen noktadır. Trabzon 80. yıl çok programlı Anadolu Lisesi'nde dersin akışını bozduğu için öğrencisinin telefonunu alan ve sonrasında da telefonunu geri almak isteyen öğrencisi tarafından darp edilen öğretmenimize yönelik fiili saldırıyı olabildiği kadar en büyük şiddetle kınıyor ve öğretmenimize buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendisiyle birden fazla kez telefonda görüştük, yüz yüze görüştük, iş yeri temsilcisi arkadaşımız burada. Kendisiyle dertleşmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar zamanını onun takdir ettiği şekilde alacak suretle. Ve bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Öğretmenim, öğretmen olarak ve şahsım adına konuşuyorum, bir kadın olarak hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Eğitim, öğretim faaliyetlerindeki her türlü yanlışın ve aksaklığın arkasına gitmediği ve karşısında olduğu gibi bu tür
olaylarda da en büyük öğretmen savunucusu biziz. 80. yıl Anadolu Lisemizde okul müdür yardımcısı öğretmen arkadaşımızın başına gelenler, dün başına gelenler bugün görüyoruz ki pek çok sebebe bağlı. Eğitim, öğretim alanındaki uygulamalar ayrı. Sistemin toplumsal birey yetiştirmek konusundaki eksiklikleri ayrı. Bakın, sistem toplumsal birey yetiştirmiyor. Yetiştirmeyince de bunlar oluyor işe. Ve Türkiye, Türk Milli Eğitim Kanunu'nda hedeflenen çıktı. Ne kadar uzaktayız şu anda öğrenci bazında? İşte bunları görüyoruz. Hiçbir şey sebepsiz olmuyor. Bundan da bunu anlıyoruz. Öğretmenliğin hem meslek olarak bilinçli ve sistemli şekilde itibarsızlaştırılması, gelir seviyesi bakımından maaşlarının asgari ücrete yakın bir yerlerde seyretmesi, enflasyon karşısında eriyen maaşlarımızla beraber zaten öğretmenlik halkın nazarında da itibarsızlaştırılmış ve zaten hatırı sayılmayan, değer verilmeyen, kıymetsiz bir meslek grubu haline gelmiştir. 80. yıl çok programlı Anadolu Lisesi'nde yaşanan öğretmene darp olayında okul müdür yardımcısını darp eden öğrencimize tasdiknamesi verilmiş ve okuldan uzaklaştırılmıştır. Yani bir anlamda okuldan atılmıştır. Peki, olayların, yani Türkiye'de son zamanlarda olan olayların çıktısı olan bu çocuğa, öğrenciye tabii ki bir ceza verilecektir ve mümkün olan ceza da budur, okuldan atılmaktır. Peki, öğrenciyi bu yola iten, bu öğrencinin bu şekilde davranmasına sebep olacak ve sonuç olacak sisteme ne ceza vereceksiniz? Bu sistem ceza almayacak mı? Milli Eğitim Bakanlığımız öğrencilerimize yönelik olumsuz algıyı yaratan, öğretmenlerimizi itibarsızlaştıran uygulamalarla, öğretmenleri ayrıştıran, bölen, öğretmenlik mesleğine toplum içerisinde daha az sempatiyle yaklaşılmasına neden olan, öğretmenlik mesleğinin anlamını adeta söküp almaya yeltenen ve bunları 60 yıllık özlemle diye öğretmenlik mesleğinin kariyer mesleği haline getirmeye çalışmakla öğretmenler odasını ayrıştırmaya yönelik uygulamalardan dolayı acaba Milli Eğitim Bakanlığı kendine ne ceza verecektir? Sistem acaba kendisine ne ceza verecektir? Öğrenci ceza almıştır ve makul olan cezayı almıştır ama tasdiknamesini alacak olan sadece öğrenci değil, Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik mesleğinin toplumda hak ettiği onur ve saygıyı mesleğimize iade edecek ve öğretmenlik bölümlerinden mezun olduğu anda zaten uzman olan öğretmenlerimizin sisteme dair güvenini yeniden tesis edecek tedbirleri derhal almalıdır. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için bir kez daha ve dinlediğiniz için. Bu arada iş yeri temsilcisi arkadaşımız da aramızda. Ben kendisine kesinlikle sormak istiyorum ilk elden şahitlerden çünkü. Mehmet öğretmenim 80. yıl çok programlı Anadolu Lisesi'nde çalışıyorsunuz. Aynı mesai arkadaşısınız, öğretmen arkadaşımızım. Söylemek istediğiniz bir şey vardır mutlaka. Sizin de düşüncelerinize yer vermek istiyoruz. Ya, tabii ki o gün benim boş günüm olmasına rağmen diğer ertesi gün olay öğrendiğimde şok geçirdim. Ve hoca hanım aradı beni. Gerekli yapılması gereken ne varsa bununla ilgili elimizden gelen her türlü desteği vereceğimi söyledim. Özellikle eğitim iş adına, evet. Sendikamız adına, okul temsilcisi olarak. Zaten sizler ardından okuldaydınız, geldiniz. Teşekkür ediyorum hepinize de. Böyle bir olaya şiddetle kınıyoruz. Yani bizim çalıştığımız şartlar, özellikle meslek liselerindeki öğrencilerin durumu diğer liselerde çok daha farklı. Yani onların hayatına dokunmak, onları hayata öğretmek, hayata hazırlamak bizim görevimiz tabii ki ama burada sadece öğretmenimizin yapmış olduğu ders esnasında telefonla meşgul olduğu için telefonunu almak istiyor ve aniden bir saldırıya uğruyor. Kulağından aldığı darbeyle yere düşüyor ve ne olduğunu anlayamıyor maalesef ve tabii ki gerekli süreç ardından başladı. Biz de sendikamız olarak bu olayı şiddetle kınıyoruz zaten. Hocamız zaten gerekli bütün açıklamaları yaptı. Kesinlikle katılıyorum, destekliyorum. İnşallah bundan sonra böyle olaylar maruz kalmayız ve inşallah öğretmenin toplumda hak ettiği yere gelir. Teşekkür ediyorum. Çok acı olan bir şey var öğretmenim. Dün telefonda görüşürken hoca hanımla ve dedi ki inşallah ben son olurum dedi. Umarım ki bu ben son ama öğretmenim son da olsanız siz bir numarasınız. Tabii ki. Gönül isterdi ki böyle şeyler hiç olmasın ama oldu ve bunu yok sayamayız. Dilerim ki son olurum dedi ama sonucu da olsa bu bir numaradır. Yani. Bu bir sayıdır ve yazıklar olsun diyoruz. Öğretmenim söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar.